mama od Neiri Mušinović, koja je boluje od srčane bolesti, obstruktivne hipertrofične kardiomiopatije. 2019. godine, kad je ona imala 10 godina, mi smo otkrili da ona boluje od te bolesti. Slučajno smo otkrili tu bolest. Ličila je se u nas u Bosni i Hercegovini. Pratila do 2020. Neyra bize Saraybosna'dan geldi. 12 yaşında bir kız çocuğu. Hastalığının adı hipertrofi kardiyomiyopati. Bu çocuklardaki ve gençlerdeki en sık ani ölmeye yol açan hastalıklardan bir tanesi. Kalp kasındaki bu aşırı kalınlaşmanın aort damarına giden bölgede aşırı darlığa yol açtığını görüp orada bir operasyon geçirmiş. Pa da, posle te operacije opet je ona imala određene probleme i tad su u Bosni nam rekli da nema, to je, da je to to što su oni mogli uraditi s njeznog srca. Tad sam ja poslala papire za Tursku, ovdje Istanbul, u Medipol mega bolnicu, gdje sam dobila odgovor da ipak postoji da se uradi nešto još na tom srcu, da ono još bolje funkcioniše, da je sigurnije, da Neira nastavi dalje sa životom, da je, jednostavno nemamo tu brigu šta će se desiti za sutra, jel tako? Bizim Neira'ya yaptığımız operasyonun adı ICD takılması, yani şok veren kalp pili ICD dediğimiz. Bu ne yapıyor? Bu hastalarda bayılmayla ya da bazen Allah korusun eğer bu aritmisi daha uzun süre devam ederse ani ölümle biten olaylarda şok vererek ritmi normale çeviriyor. Yani bir nevi hastanın daha kendini güvende hissetmesini sağlayan bir cihaz bu cihaz. Çok şükür operasyonu bir problemsiz seyretti. Birkaç gün sonra da yara kontrolünü yapıp kendisini evine göndereceğiz. Tako da je Neira operisana juče. Hvala Bogu, dobro je, dobro se osjeća. Doktori su zadovoljni sa operacijom prvom njezinom. Hastalarımızı yılda iki defa görmek istiyoruz, en az iki defa. İşte ekokardiyografisini görüyoruz. Gerekirse efor testi yapıyoruz, holter incelemesi yapıyoruz. Pil kayıtlarına bakıyoruz, bir şeyler yaşamış mı diye. Bundan sonraki hayatını inşallah daha güvenli bir şekilde devam edeceğini ümit ediyoruz. Mnogo sam sigurnija sa ovim aparatom što je doktor Dželal ugradio. Znam da će biti sigurna gdje god da se kreće. Što je najvažnije kad dođete sa bolesnim djetom ovdje, jako je teško. Ovdje je omogućeno sve od prevodioca, doktora, sestrica. Sve na vrhunskom nivou, zaista nema se nijedna ružna riječ reći, da se ti osjećaš s njima ko da iznaš 20 godina. Ja se njima svima zahvaljujem od srca.